Herkese selamlar arkadaşlar. Fruitman'ın son günlerindeyiz artık. Bugün günlerden 2 Kasım. Son 2 günümüz diyeyim size ya da son 3 günümüz. Şimdi son kalan 36 dönümlük tek parça olan yere gidiyoruz. 120 diğer büyük arabayla gitti. Kuzey Argo'nun 12 tonlu. O araba Lavarda'ya 310 deposuyla 2 depodan fazla alıyor. 3 depoyu tam almıyor. Kalan bir miktar kalacak. Onu hemen buna ilave edeceğiz. Onunla taşıyacağız. Kalan ilave depoları buna koyacağız. Yani yarım depo kalır. Daha az bir şey kalır. Onları buna dökeceğiz. Git gel tekrardan bu arabayla olmasın diye o arabayı şişirerek getireceğiz. O yüzden de bunu oraya götürmemiz gerekiyor. Bakalım videoyu artık ne zaman yüklerim. Şimdi 2 Kasım'da bunu çekiyoruz ama 2 Kasım'da yükleyebilir miyim? Çünkü biraz buğday ekeceğiz. İşimiz var bu saatten sonra. Neyse. Şimdi Universal'da bir yolculuk yapayım size. İsteyenler için. Özel bir video olsun biraz da bu. Hop oğlum, çalışmayacak sandım bir an. Dayı gelme bir saniye. Üstüne mi anahtar? Az böyle çeksen yeter. Yol kapalı olmaz. Yolu kapatma. Güzeldi. Benim aynamı bozmuşlar ya. Bu aynaya yani başladım, aşağıya bakıyor. Arkası görünmüyor.
Dolay basit. Dediğim gibi bu da olacak. Bunun almadığını arkaya ilave edeceğiz. Bu araba 12 tonluk full dolu gitmiş olacak. Bu arada 13,5 ton çeltik, kuru çeltik koyduk. Biz dolduramadık bu arabayı. Yani muhtemelen bir 15 ton falan alacak. Yani Kuzey Agro bu işi biliyor. Gerçekten güzel araba yapmış. O kadar yükle esneme, çıtırdama, çatırdama vesaire bir şey yok. Damper veriyorsun, süper kalkıyor, esnemiyor, yatmıyor. Kalkmayacağım demiyor falan. Güzel yani işin özü. Güzel araba yapmışlar. Burada onlara teşekkür ediyorum. Şöyle şasemiz güçlü. Ray şase dedikleri. Yani sonradan ekleme demir parçası değil. Bildiğimiz şase demir yani ray. Şase diye anlatıyorlar şimdi. Detayını bilemeyeceğim ama bildiğimiz şu demirden aynısı yani. Şuradan ona ekliyorlar mı yoksa orijinal böyle kesik mi? Ama orijinal kesik galiba. Bildiğin kalın bir şase yani. Çoğu marka bunu yapıyor bu şekilde. Şurada bir görüntü oluyor ama ince tenekeden. Üstte şase gidiyor, altında bir teneke oluyor. Şuradan böyle gelen kısım teneke oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Safine görüyorsunuz da. Bir şimdi işte römork frenini etkinleştireceğiz bunda. Römork freni gerekiyor. Baştan biz kullanmayız diye düşündük ama istiyor yani. Bizim arazimiz ne kadar düz de olsa durmamız gereken durumlarda römork doluyken bayağı zorluyor. Yani traktöre yük bindiriyor diyeyim size. O yüzden zaten kendi burada hidrolik freni var. Sadece çıkışını alacağız. Yani şimdi traktörün çıkışı da orijinal fren çıkışı olduğu için gelen hortumu takamadık. Gelen hortum normal damper çıkışlarına göre, yerli traktörlere göre. Şimdi biz ya buraya ara parça alacağız, ya bu çıkışı değiştireceğiz, ya da alacağımız başlık buna uygun olacak. Ama uygun başlığı servise sorduk, bulamadık. Muhtemelen uydurma yapacağız gibi duruyor. Normal jaka çevireceğiz onu. Bakalım, göreceğiz. Onunla ilgili videoda çekebilirsem ayarlayacağım. Sonra kışa da bunun frenlerini aktif ederiz. Fren diyorum, lambalarını aktif ederiz. Bunları takmışlar ama bağlantıları yok. Ekstradan da istenmedi. Neyse, onlara bakacağız kış artık. Ne oldu? Makine pislik, çamur aldırdılar galiba. Tam şu köşede durduğuna göre. Muhtemelen çamur aldı. Biçim bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben size daha video çekeceğim. Ara ara. 36 dönüm. Tek parça bir yer burası. Tek tava. Bakalım ne çıkacak verim. Evet, etrafında bir tur attı. Işıklar yanıyor. Büyük ihtimal şimdi gelip depoyu dökecek. Gel bakalım, gel. Güzel.
depolar? Alır alır, yavaş yavaş bir depo daha alır. Buraya şu an iki depo koydun neredeyse. Daha bir depo arkası alır. Alır mı? Mecbur olacak, 3 depo alması lazım, sıkıştıracağız. Rotam bitmek üzere artık. Kapa kapa kapa. Evet, 3 depo koyduk. Dedik alır ama çok az bir şey kaldı. Belki 100-200 kilo bir şey kaldı depoda ama almadı. Şöyle göstereyim arabanın durumunu. Yavaş gideceğim dökülmesin diye. Fazlasıyla doldurduk. Şöyle tekerlerde herhangi bir esneme bir şey yok. Burada göçme yok. Arabada açılma, esneme yok. Şimdi gideyim ben bunu kurutmaya dökeyim. Tabii burada şunu kapatayım. Önleri bir bağlayayım ben. Gereksiz yere oymayalım olduğu yere. Tamam, bu şekilde. Tepelenmemizi açalım. Arabamız gayet dolu. Biz buna balık sırtı diyoruz. Otomatik vitesi almayacağım. Kendim kullanacağım. Yavaş yavaş bir şekilde gideceğiz. Çünkü hızlı gidip çeltiye dökmeyelim. Ama şimdi merak ettim. Bunun yaşını bir tartacağım. Şimdi kantara çıkacağım bu şekilde. Yani yaşı ne kadar geliyormuş acaba? Sırf meraktan tabii bu. Yoksa kurtulduğunda mal böyle kalmayacak. İçindeki suyu gidince ısıyla saplar, çöpler, boş çeltikler, kavuzlar gittiğinde daha az yer kaplayacak. Hacim olarak küçülecek. Ama bu şekilde yaşını merak ettim. Yani bu araba yaş ne kadar çeltik alıyormuş. Şu an onun hesabını yapacağız. Hem de 310 ne kadar alıyormuş?
hesabı yapabilir miyiz? Biraz döktü diğer arabaya ama kabaca ne aldığını, yaş tane olarak ne aldığını da hesaplaymış olacağız bu sefer. Çünkü 3 tane döktü buna. Zaten 3 tane bu arabaya yetti şu an. Bir bakayım ama dökülen gözükmüyor. Bir tane arabanın üstü de gözükmüyor. Şuradan gidelim. Ana yola çıkıyoruz artık. Otomatik vites alacağım. Şuradan otomatiği alalım. Tamam artık bu saatten sonra dökülüm olmaz.
Şimdi 21.660 kilo bu geldi. Eksi 9.500 kilo geliyor bu ikisinin ağırlığı. O da eşittir 12.160 kilo. İçindeki çeltik o kadar geldi. Kaba kaldığı için büyük ihtimal yine 12 ton yaş çeltik alması güzel. Biz de ona göre hesabımızı yaparız. Çünkü kuruda daha fazla. Kuru çeltik de 13.5 tondan fazla aldı ve dolmamıştı. Durmayacak bu sefer. Fren jack'ın takmadığımız için fazla hızlandığımızda yavaşlatamıyor kendini traktör. Yani ne olur ne olmaz durumlar için biz yine jack'ı takacağız. Aldım ben jack'ı ama takamadık daha. Koşturmacadan. Evet, şimdi kurutmaya geldik. Önünde başka mal yok. İçindeki de bizim. Şimdi hemen tam önüne dökeceğim. O çıkınca bunu dolduracağız. Diğerlerini dolduracağız. Daha gelecekleri. Şunu otomatikten çıkaralım. Önleri bağlayalım. Sana doğru mu istiyor? Buradan görünmüyor ki bir şey. Şöyle aynadan bir bakayım ama gözükmüyor maalesef. Biraz daha arttıralım. O da bana yardım tarif etmeyince göremiyorum. Berkant, bana yol tarif et. Göremiyorum seni Berkant.
İyi mi? Tamam mı? Makine dolmuş, diğer römorka da köye yetişemedik.
Buna döksün. Bunu iptal, bunu. Ya onu anladım, buna döksün, dökmesin ona. Önce bunu dolduralım dedik ama onlar o arabayı dolduracak o depoya da. Şöyle ileri alalım. Şuradan biçip biçip buna çıkarır. Çok da yakınlaşmayalım. Burası göçüyor çünkü. Kanal yeri yani, göçebilir. Düz araba göçüyor. Bu geniş lastik ama tonaj yüklüyoruz. Yine göçebilir. Şöyle 1-2-3-4 namlu yapsa şuradan bir yandan döker. Şöyle bekleyelim. Tarla bitti. Remorklarımız da doldu. Oo, çok kenara yüklemiş. Bunları biraz yerleştirmek gerekiyor. Evet, o arabada doldu. Bunları açalım ki yolda yerleşip de dökülmesin yere. Ve finish. Bu tarla da burada biter. Bu da tamam. Ne yapıyorsun orada? Ekmek getireyim mi, sıyıracağım mı dibini? Ekmek getireyim mi, sıyıracağım mı dibini? Hiçbir şey bırakmamış, sıyırmış depoyu.
götürelim. Gel ben takayım sana onu. Sen nereye geleceksin? Dur gerisin. Sen kahve olduğun yerde. Ben yandan şimdi o benim yanımdan geçer. Makine diğer tarafa gidiyor. Şimdi masaya taşıma arabası takacakları için römorku takamıyorlar. Hemen onu götürüp geleceğim. Sonra ben römorkla bir daha kurutmayı ederim, sıkıntı yok. O işte aradan çıksın, git gel. Adam bir daha uğraşmasın orada. TR6 geçsin ki yollarda dar kaldı, geçemeyeceğim. O buradan rahat rahat geçer.
bu işte bu kadar. Remote'u da taktık. Şimdi doğru kurutmaya.
Ben hızlıyım. Bıraktım arabayı, geldim. Sağ bakalım. Kurutmaya boşaltıyoruz. Günler böyle geçiyor. Mal biçiyoruz, taşıyoruz, kurutuyoruz. Eve depolara. Neyi göremiyorsun? Bu araba alırdı mı onu? Alır.
Sal bakalım. Hop. Adam orada kömür dolduruyor, sen sal. Ben sal. Oğlum bak, tam D'ye ayarlamış, aferin. Ya ben bir şey biliyorum. Arada da olsa tutturabiliyorsun ya. Yani. Aynen, arada olsa değil. Cam nerede? Oradaki cam yok, ona kışa modifiye yapacağız, yine cam yapacağız. Motoru değiştirsin. Yok. Olmaz. Gerek var mı? Ya. Yolda az yakıyor, güzel. Aşağıda bekleyelim bari. Ne zaman dolacak o? Sene dolar. Dolar dolar. Çıkma çeltin üstüne. Mala bak, mala. Vakit tamam. Tam zamanında. Kamyon mu döküldü? Aynen, kamyon geldi. Kuzey Ergun'un 12 tonluğu. Nerede o? Araba buraya gelecek orada. Bitti.